Potanın Kraliçeleri programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta bu programımızda kadın basketbolumuzu konuşuyoruz, oyuncularımızı ağırlıyoruz. Koçumuz Marina Markovic'i daha önce ağırlamıştık ama bugün tekrar ağırlıyoruz çünkü sadece Final Four'u konuşacağız, rakiplerimizi değerlendireceğiz, takımın durumundan bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldin diyelim, hemen hızlı bir giriş yapayım taraftarlarımızdan da izin isteyerek. Öncelikle keyifler nasıl? Final Four'dayız, çok heyecanlıyız. Koçumuz gerçi alışkın finallerin ve kupaların takım koçu olduğu için neler söylemek ister? Öncelikle genel bir değerlendirme istiyorum. So first of all, coach, welcome. It's a pleasure to have you back here. But today we'll be more focused on Final Four, the program. And we would like to ask you first of all about the team and how is the current situation. We know, like, we are always excited, but we know that you are used to these finals, to these big games. And we would like to know more about the current situation of the team. Well, it's just a normal, regular situation, and that's, I think, what it has to be all the time. For us, nothing changed. Usually, you know, when you get to the Final Four, you're very happy, very excited. It's not our case because, as I said, we all know why we're here, and it of course it made us happy, but we simply didn't have time to, and we didn't want to spend any time, you know, being happy about that. We just wanted to go on step by step, day by day, and live our normal life game by game and try to win every game with that type of spirit approaching everything. So yeah, it's a big game, we're aware of that, it's a big thing, but we're trying to put it, you know, just to be in our regular rhythm and face it like every other game. Aslında bu bizim için normal bir süreç. Biz tabii ki önemli bir maç var önümüzde, önemli bir organizasyon ama biz neden, daha önce de söylediğim gibi, biz neden burada olduğumuzun bilincindeyiz. Dolayısıyla evet, geldik Final Four'a ama bunun bir mutluluğunu yaşamadık. Çünkü bizim hedeflerimiz daha büyük. Yani mutluluk yaşamamamızın sebebi hem aslında vakitten dolayı ama özellikle de istemedik. Çünkü daha mutlu olmak için önümüzde önemli dönemler var. Dolayısıyla biz buraya da maç maç bakacağız. Kendi ritmimizle kabul ediyoruz bu dönemi. Normal önümüzde bir maç varmış gibi düşünüyoruz aslında. Dolayısıyla kendi ritmimizle aslında buralara devam edeceğiz. Kesinlikle. Aslında bu şekilde rahat konuşması ve hani diğer maçlardan farkının olmadığını, o sakinlikte olması bence oyunculara da yansıyor. Ekstra strese girmiyorlar diye düşünüyorum. Kendisi bu bir aslında oyunculara böyle mi empoze ediyor? Çünkü yani önümüzde çok önemli bir maç var, çok önemli bir organizasyon var deyip belki oyuncuları ve takımı strese sokabilir bu durum. Ama hani normal olması gereken ve önümüzde her hafta oynamamız gereken karşılaşmalardan biri olarak gösteriyor. O yüzden de bence takıma da ekstra stres yaratmıyor diye düşünüyorum. Kendisine söylemek ister. So you viewing this upcoming Final Four as a regular, as you said, regular game with our own rhythm and accepting the fact that it's just a regular game, we could say maybe that this affects also the players in a positive way. No more, not more pressure, no more stress. So what would you say that you have an influence on that? Well, you know, I'm going back again to the beginning of the season. All the players that I chose, that we as a club chose together, the first most important thing was human quality. That was the first and most important factor. Now, so that you understand my story, of course, it's not just any regular game for us, but we have to be calm. That's the most important thing, to calm and work. Just, we're working, it's a practice. Now we're going to have it just like any other practice. Going back to the human quality of my player, I truly trust my group, I trust my players. And when we talk about this human quality, I believe that the bigger name you are, definitely the most humble and decent person with feet to the ground you have to be. And it's for coaches and for players. All big coaches, big players are the most normal and discreet people with their feet very well on the ground that have had never in the clouds. So this is something that definitely is very important in my system. And my team has totally accepted this system and these kind of rules where there is a hierarchy, of course, but every person is very important so that this team functions from the youngest to the older player.
Aslında evet, yani burada tabii ki önemli bir maç var önümüzde ama biz bunu daha çok sakin, sükunet içerisinde kabul etmemiz gerekiyor ve böyle ilerlememiz gerekiyor. Tabii burada sezon başına dönüyorum. Aslında kulüp olarak oyuncu seçimlerimizi yaparken birinci faktör insani yönüydü oyuncuların. İnsani karakterleriydi. Çünkü aslında böyle bir oluşumda içerisinde bazı şeyleri monte ederken oyuncuların ne kadar başarılı olsalar bile, zaten ben de buna inanıyorum, hem antrenörler olarak hem oyuncular olarak ne kadar iyi bir kariyeriniz varsa, ne kadar yükseklerdeyseniz aslında o kadar alçak gönüllü ve ayaklarınızın yere basıyor olması lazım ki biz de oyuncu grubumuzda bunu hissediyoruz. Tabii ki takım içerisinde belli bir hiyerarşi var, normal. Ama bu hiyerarşi şey demek değil, aslında bizim en gencinden en tecrübesine bütün oyunculara ihtiyacımız var. Ve ben de takıma bunu hissettirdiğimi düşünüyorum, bunu monte ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla burada biz o alçak gönüllülükle, o ayakları yere basan bir şekilde bu sürece devam edeceğiz. Bunu da takımda aslında hissedebiliyoruz. Zaten normal, biraz sonra antrenmana gideceğim. Antrenmanda normal bir antrenmanmış gibi, her zamanki gibi daha doğrusu yapacağız. Dolayısıyla orada ayaklarımız yere basıyor. Kesinlikle. İşte burada bence koçumuzun inanılmaz derecede başarısı ön plana çıkıyor. Evet, tabii ki saha içindeki başarısını tartışmıyoruz koçumuzun ama takım yaratma, takım olgusunu aşılama bambaşka bir şey. Çünkü hep daha önce de söylüyorum, inanılmaz derecede, her programda da söylüyorum, inanılmaz derecede bir aile ortamı ve takım ortamı var. Çok fazla yıldız var ve asla egoya ve kaprise izin vermiyor. Hiçbir şekilde bireyselliği ön plana çıkarmıyor. Hep takım olgusunu vurguluyor. O yüzden bence koçun başarısı bence buradan başlıyor diye düşünüyorum. Things that coach your success about this, like team chemistry is coming, that you make them feel that there is no individual behavior, it's all teamwork, like it, you created this teamwork, like everybody helping each other, also a great friendship in the the team alongside all the young experienced players. And what would you say about this? Like, do you think that you created a teamwork and no individuality on that? Well, let's talk about, I don't want to talk about any of my successes. All of this is for later on. The team is always on the stage. The team is always the most important. My players are always the most important. Now we're coming definitely to the end of the season. We have a month. To go, the most important month always for basketball is April, for when it comes to clubs, European clubs, of course. So this is a, you know, it's a special basketball month, like you have March Madness for NCAA. For us, for EuroLeague, it's the month of April, EuroCup, EuroLeague, whatever. So now that we're coming to the end of the season, I just am happy that I'm satisfied that I developed in every person in my team, I believe, a very, very, a relationship full of trust, you know, with the coach, with the teammates, and simply, as I said at the beginning, I fully trust every single individual. When I say I trust, I mean basketball is a part of it, but I trust in life. So let's say that's the most important part. Each one of these warriors now is a person that I would call and say, hey, please do this for me or that, and that's the kind of relation that's the most important. They as I said, accepted the system, they created this, and they have They are the most important for everything, of course. So I'm just there standing on their side, you know, and helping them out, and all other things we will talk later on. As I said, full attention has to be on them. But me as a coach, I'm just someone who is asking for total peace for them now, so that they can, I know that, of course, everywhere there is excitement, there is everything, but let them just do their job for what they came to Fenerbahce, for what they came to Turkey, and let them do their job. Öncelikle ben koç olarak başarımı bir kenara bırakalım. Bunu daha sonra konuşabiliriz. Şu an sporcular aslında ön planda ve bu onların sahnesi. Ama biz burada aslında
buradaki bireylere, sporculara, koçlara aslında bir güven ilişkisi kurduk. Ve bu güven derken ben aslında onlara tabii ki basketbol açısından güveniyorum ama hani başımıza bir şey gelse arasak, bu işte savaşçılarıma dedi, bu savaşçıları arasak bir şekilde hayatım pahasına güvenebilirim. Bu önemli aslında. İnsani açıdan bu iletişimi kurmak, bu ilişkiyi sağlamak önemliydi. Tabii ki şimdi Nisan ayına giriyoruz. Nisan ayı da aslında nasıl ki işte kolejde Amerika'da Mart çılgınlığı var, Avrupa basketbolunda da kulüpler bazında Nisan ayı en önemli süreç. Biz de bunun için buradayız zaten. Sporcular da bunun için burada. Şimdi ben sporculara aktardığım mesaj aslında bir rahatlık, sükunet içerisinde aslında bu dönemi geçirmemiz ve dışarıdan da tabii ki bir heyecan var. Sonuçta önümüzde çok önemli maçlar var ama o dışarıya da hani kendilerini nispeten kapatıp o sükuneti korumaları, çünkü bu şekilde ilerledik ve bu şekilde de şey yapmamız gerekiyor, ilerleyen süreci de karşılamamız gerekiyor. O sükuneti koruduklarında da aslında buraya neden geldiklerini zaten hatırlıyorlar, onu yansıtabilirler. Fenerbahçe'ye gelme sebepleri aslında burada şampiyonluklar kazanmak. Onlar da bunun için burada, biz de bunun için buradayız. Dolayısıyla bu hepsini bir arada toparladığımızda aslında o sükunet içerisinde, o güven içerisinde kendi işlerini yapabilmeleri. Kesinlikle öyle. Burada izleyicilerimize açıklayayım. Koçumuz gerçekten inanılmaz mütevazı. Hiç kendisinden bahsetmesini, kendi başarısından bahsetmesini istemiyor. Hep oyuncularımızı ön plana atıyor. Bu da gerçekten takdire şayan demek istiyorum. Hemen Euroleague'e tekrar rakiplere dönmek istiyorum. Gruplarda bu yıl karşılaşmadığımız bir rakip geldi. Familiasiköy'le oynayacağız. Hemen yarı finali değerlendirmesini isteyeceğim. Takımı değerlendirmesini isteyeceğim. Çünkü daha önce, yani bu yıl en azından bilmediğimiz bir rakiple karşılaşacağız. Gruplarda oynamadığımız bir rakiple karşılaşacağız. Coach, first of all, thank you for being that humble, always putting the players on the spotlight and not talking about your success. And now coming to EuroLeague, we will face Familiasiköy that we did not play this year, that comes from the other group. So what would be your comments about Familiasiköy? Familiasiköy, now a coach always has to say the truth. I believe that, you know, the job of the coach is to always say the truth, not say what other, and personally I'm not the person that cares about what others have to, what others think. So I mean, I'm totally open about that, and coach has to say the truth. Familiasiköy is a very good team. What they did this year the best, in my opinion, is that they were very quiet. Mm-hmm. Then we never talk about Skio. We talked about Fener, we talked about Bourges or Mersin or this one or Prague or Sopron. But no one mentioned Skio. And Skio has an excellent mm-hmm. roster. Skio has excellent individuals and a very good coach, who is coach of Slovenia, coach that we met many times in our career. We were in China also together at some point and far away. So it doesn't surprise me at all. You know, they won Mersin with John Kiljones, with their full team. They had some great wins. So they were also remaining quiet all the time. So definitely a very dangerous opponent, with people like Endur, like Mabry, like Howard. Great, great individuals. So definitely dangerous game that's waiting for us. Every game in Final Four, there's no, you know, you're naive if you say that a game is not dangerous there. So as I said from the beginning, key word is trust. I fully trust my team that if we do the best possible version of our game, we can win. If not, of course, it will not be good. Evet, öncelikle Skio aslında daha böyle sezon içerisinde sessiz kalan bir takımdı. Çünkü evet, herkes Fenerbahçe'den bahsediyor, işte Bourges'dan bahsedildi, Sopron, Prag, Mersin. Ama Familiasiköy aslında çok tehlikeli bir takım. Yani çok iyi bireyler var, çok iyi oyuncular var. İşte burada Ryan Howard'dır, Mabry'dir, Endur'dur, bunlar çok çok tehlikeli oyuncular. Koçları aynı şekilde çok tecrübeli. Biz daha önce, şimdi Slovenya milli takımının da başında ayrıca, çok fazlaca rakip olduk. Aynı zamanda Çin'de de çalıştık beraber, aynı sezonlarda fazlasıyla karşılaştık. O da gerçekten iyi bir antrenör. Dolayısıyla böyle sessiz olup da böyle tehlikeli olması aslında gerçekten önemli ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten çok kaliteli bir takım.
bu sene mükemmel iş yaptılar gruplarda. İşte Mersin'i, Jonker Jones'lu kadroyu yendiler ama hep sessiz kaldılar. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir rakip. Zaten Final Four'da hiçbir zaman kolay bir maç yok. Kolay maç olacak demek saflık olur. Hiçbir şekilde o ortamda öyle bir müsabakaya yer yok. Ama bizim bu sene anahtar kelimemiz güven. Ben de sporcularıma güveniyorum. En iyi şeyi yapacaklarına da güveniyorum. Dolayısıyla bu güven çerçevesi içerisinde de iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Aksi bir durum olursa tabii ki kötü şeyler olur. Kesinlikle. Son olarak da tabii ki Euroleague çok konuştuk ama son olarak da kısa da olsa biraz ligi de sormak istiyorum. Çünkü çok sıkışık bir periyoda giriyoruz. Euroleague var, ondan sonra playofflar var. Tabii ki koça çok zor bir iş düşüyor çünkü çok fazla sağlam oyuncumuz var. Kadro derinliğimiz çok yüksek. O yüzden onun ekstra işi zor diye düşünüyorum. Bu playoff periyodunda ligi de tabii ki orayı da bırakmış değiliz. Orada da şampiyonluğu istiyoruz. Çok kısa da ligi değerlendirirse ondan sonra da programı kapatalım. One last question, short about the league. Of course there is Euroleague upcoming but also league and playoffs. And it will be a tough schedule, like really tight schedule as always. And we have a deep roster, like large rotation. So what would be your comments in general about the league and upcoming games? Mm-hmm. Listen, if there's, as I said, April is the month of final things. Also, it's definitely, if it's a month of final things, it's for sure not a month of complaining. Crying, playing every 2 days, blah, blah, blah. There's absolutely no space for that in champion's mind. So it's as it is. We're playing it. We're approaching every day, every game, as simple as it is. You know, no big words, no excitement. We're approaching it game by game, just with the idea that every game we want to win, every practice we want to improve, every game we want to win, and we're going step by step, just thinking in front for the game that's in front of us. Of course, as coaches are thinking a little bit in front. Evet, daha önce de dediğim gibi aslında Nisan ayı zaten finaller ayıdır. Dolayısıyla biz de burada şampiyonların aklında, o şampiyon mentalitesinin aklında hiçbir zaman şey olmaz, nasıl desem, itiraz olmaz. Dolayısıyla gelenleri bu evet fikstürün sıklığı, sertliği bizim için bir şey söz konusu değil, şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla biz her maçı tek tek alacağız. Her maçı tek tek kazanmak için çıkacağız. Her idmana tek tek daha fazla gelişmek için çıkacağız. Dolayısıyla bizim aklımızda herhangi bir şikayet yok. Geldiği gibi biz de ilerleyeceğiz. Hepsine odaklanacağız teker teker. Ama dediğim gibi Nisan ayı zaten bu sürecin ayı. Dolayısıyla biz de buna hazırlıklıyız. Tabii ki oyuncuları tek maça, her maç birer birer odaklamaya çalışıyoruz. Ama tabii antrenör olarak biraz daha aslında kafamız ilerlerde. Kesinlikle öyle. Son olarak ben izleyicilerimize söylemek istiyorum. Koçumuz da az önce söyledi, takımı güven esasına göre dizayn ettik dedi. Ben de ona, biz de size güveniyoruz demek istiyorum taraftarlar ve ben de sizin sesiniz olayım. Biz de size güveniyoruz demek istiyorum. O yüzden önümüz, yolumuz açık olsun inşallah. Coach, as you mentioned, the key word is trust in the team, but from a voice of the fans, the trust is to you also. So we would like to thank you and listen, Prague is not very far and there are many Turkish people in Prague and I invite everyone who has Fenerbahce in their heart to come and support us and I'm sure that also many people in the neighboring countries are going to come and support this team. Öncelikle teşekkür ederim. Şunu da unutmayalım. Prag buraya çok uzak değil. Evet. Dolayısıyla hem orada yaşayan hem buradan gitmek isteyen hem komşu ülkelerden bir sürü Türk nüfusu olduğunu, taraftarımız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de onları oraya bekliyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan başarılar diliyorum. Thank you very Thank much. You. Thank you. Evet, Potanın Kraliçeleri programında bu hafta Marina Markoç'la Final Four'u değerlendirdik. Biz yine haftaya basketbolumuzun yıldızlarıyla burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.